Bir mümin nasıl olmalı? İnsanlar onunla geçinebilmeli. O da insanlarla geçinebilmeli. Eşiyle geçinemez. Anasıyla arası değil, babasıyla arası iyi değil, kardeşleriyle arası iyi değil, komşusuyla arası iyi değil, cemaatle arası iyi değil. Bu nedir? وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ. Sen kendine sorman lazım. Neden benimle insanlar geçinemiyor? Bende bir problem var. Yani bir insanda affedersin çirkin koku varsa ondan uzaklaşıyorsunuz. Rahatsız oluyorsunuz değil mi? İşte kötü ahlak da o pis koku gibidir. Kötü ahlakı olanın yanından çocukları bile uzaklaşır. Eşi bile rahatsız olur. Akrabaları da rahatsız olur. Kötü ahlak o kötü kokuya benzer. Etrafını uzaklaştırır kendisinden. Dost bulamaz kendisini. Rahmetli babama, Cenab-ı Hak babama da sizin bütün geçmişlerinize de rahmet eylesin. Demiştim ki rahmetli İhsan Efendi hocamızla ilgili. Baba dedim ya, İhsan Efendi hocamız da hocadır ama dedim, Hoca Efendi'nin içerisinde farklı bir durumu var dedim. Çok seviliyor dedim. Talebe de çok seviyor onu. Çok sevilen bir Hoca Efendi'dir dedim. O zaman bana direkt verdiği cevap şuydu. O ahlakından kaynaklanıyor. Ahlakı güzel. Dolayısıyla cemaat de onu seviyor. Çevresi de onu seviyor. Talebe de onu seviyor. Demek ki güzel ahlak ne yaparmış? İnsanı insanlara sevdirir.